Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Biz hazırlandık. Babaanneye gidiyoruz. Babaannemizi uğurlamaya gidiyoruz. Ay. Vedalaşacağız bugün. Hadi 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 hadi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Annemlere geldik biz arkadaşlar. Caner'le dışarıya gittiler. Dışarıda işler vardı. Ben de şimdi kendime kahve yapayım. Ay annem yok ya, bir boşluk oldu yani şu anda içimde, inanır mısınız? Annem yokken kahve içmek, ne bileyim, bir tuhaf hissettim. Bugün artık son günümüz. Akşam annem, yani gece yarısı uçağa binmiş olacak. Bilmiyorum ne kadar süre orada kalır. Artık kendisinden de öğreniriz yani. Vizesi sanırım 3 ay mıydı, 5 ay mıydı, neydi yani, öyle bir süreli vize. Belki 15 gün, belki 1 ay, yani o kadar, 2 ay, yani belirli değil kalacağı sürede. Saçlarını da boyayacağım, gelsinler. Bu arada yeni bir bulaşık makinesi de almam gerekiyor ya. Ben bütün çeyizimi boştan almıştım, her şeyimi. Sonra bir daha bir alışverişimiz olmuştu biliyorsunuz. Buraya taşınınca işte fırın, mikrodalga, kurutma makinesi yine aynı markadan almıştım. Şimdi aldığımız mağazayı da aradık. Çünkü biraz da olsun hani indirimli alabiliyoruz oradan. Ama yine de fiyatları çok pahalı. Yani hani atıyorum ki 20 bin liraysa bir tane ürün, hani 15'e, 16'ya geliyor bize, ama yine de o bize de çok yüksek geldi. Tek parça bir şey almış olsak tamam da, şimdi diğer eve de beyaz eşya düzeceğimiz için o yüzden başka markalarda bakmış olacağız. Yani dedim ki bana bir bulaşık makinesi en acilinden, yani 5 gün kadar oldu galiba bulaşık makinesi olmayalı. Hakikaten bayağı bir vaktimi alıyor, beni oyalıyor, işlerime yoğunlaşamıyorum bu defa çok fazla mutfakta vakit geçirdiğim için. Yani velhasıl Kerem arkadaşlar, bulaşık makinesine bakın bana dedim. Ya yazlığa acil değil beyaz eşyalar şu anda. Bir 10-15 gün sonra da alınabilir ama eve acil bir şekilde almamız gerekiyor. Bilmiyorum, bakalım. Şimdi ben bir kendime kahve koyayım. Bir kahvemi içeyim. Hiç hesapta yok ya. Evdekinin bozulacağı. Bu arada neler yaptık, neler denedik. Yani sizin de söylediklerinizi dikkate aldık. Onları da uyguladık. Yok anam, bulaşık makinesi bana mısın demiyor yani. Hep error veriyor. Yani atölyeye gitmesi gerekiyordu zaten tamirin olması için. Tek bir hata da değil yani. Birkaç parça da değişmesi gerektiğinden fiyat bu sefer bayağı bir yüksek oluyordu tamirine. O yüzden yenisini almak daha mantıklı. Annem sizde ne yaparız bilmiyorum. Çok özleyeceğim onu. İnşallah anneannemizi de alıp gelir sağ salim bir şekilde. İkisi de Türkiye'ye gelirler, dönerler. Yani bu şekilde. Anneannemin de biliyorsunuz hastane durumları vardı. Hastanede yattı, tansiyon yüksek olduğu için. Yine böyle tansiyonları yükseliyormuş. Bakalım, inşallah siz de duanızı eksik etmeyin. İyi olur. Evet, kahvem de hazır arkadaşlar. Şimdi ben afiyetle kahvemi içeyim. Gel bakalım, gel. Bak bak, minik insan geldi. Anam. Bu arada şunu da söyleyeyim. Luna'mız hastalandı, rahatsızlandı arkadaşlar. Onu da veterinere bıraktık. Kan tahlili yapılacak, röntgeni çekilecek. Luna bu arada 5 yaşına girecek. Öyle bu şekilde. Luna'yı da oraya götürdük. İnşallah Luna'mız da iyi olur. Kuaförcümüz geldi efendim. Evde kuaför hizmeti. Annemler geldi. Benim kahvem bitmeden geldiler vallahi, çok hızlı geldi. Vallahi bize de yap şimdi birer tane. Yapayım. Ben sabahleyin de kuru fasulye haşlamıştım. Dedim bugün gene gelir çocuklar. Her zaman yapmıyorsunuz evde. Bir de Tamer çok seviyor. İlk defa iki yıldızına baget attım. Ben de onun ne olduğunu anladım. Sucuklu yapayım dedim. Sucuk yok, bitmiş dolapta. Sabahleyin eşim yemiş. Dolapta baget vardı. Kıyma var. Şimdi soğanıyla salçasını kavuruyorum. Burada da fasulyemle tavuğum. Onları hazırlayayım. Yanına da bir pilav yaparız akşama. Şimdi bir de benim saçımı boyasın Tuğba. Aynen. Annem gece yolcu. Dipleri bayağı bir çıktı. Bayağı. Gece 2.30'da uçağı var annemin. Bu gece ben bırakacağım işte. Evet. Yolcuyum. Son hazırlıkları yaptım. Gelirken de hemen şöyle helva aldım. Almanya'ya. Almanya'ya. Bak, bagaj hakkını düşürmüşler, haberin olsun.
Artık çok enteresan. Bagaj haksız bilet satıyorlar. Bagajın yok. Mesela 30 kiloluk var, bilet satılıyor. 20 kiloluk var ya da el bavuluyla var. Benimki 20 kiloluk, bir de el çantası var. Yani 20 kilo ne aldım? Zaten bir şey almadım. Bagajsızlar nasıl oluyor? Ben annem anlamadım. Onlar iş icabı giden insanlar. Sırtına koyuyor 3 kıyafet. Ha, olabilir. 3 günlüğüne 4 günlüğüne gidiyor. Bir de annem dedi telefonda, sakın dedi peynirdir, zeytindir, odur budur getirme. Burada her şey var. İçime sinmedi. Gene şöyle bir parça da gene tulum peyniri de aldım. Lor börek mörek yaparız annemle orada. Ondan sonra bir de helva aldım. Öyle bakalım. Bunları da koyarız şimdi. Bavulumuzda yerleş. İçine hazırladın mı ben eşyalarımı? Hazırladın mı? Ha, bugün güzelce düzene koyarız onları. Anam soğanım yanıyor. Hadi bakalım. İş. Eskiler bilirler. Annemin saçını hep boyardım böyle eski zamanlarda da. Yani kısa olduğu için boyaması da bayağı bir kolay oluyor. Aslında annem kendi de boyayabiliyor. Benim kolay oluyor. Saçlarım hem kısa hem az çünkü. Bir de rengi güzel tutuyor anne sende. Ben cesaret edemem kendim boyamaya. Sürekli aynı boyayla boyuyorum. Gene sorarlar belki, papatya sarısı benim boyadığım boya. Sürekli paletinkini alıyordum ama bu sefer başka bir renk. Bulamadım aynısını. Vanilya aldık, evet. Bu sefer daha bir değişik. Vanilya sarısıymış. Hadi nasıl bir şey çıkacak ortaya? Valla ben de çok merak ediyorum nasıl olacak diye. Son hazırlıkları yapıyoruz artık. Ay Tuğba, bugün videoyu izlerken rahmetli annem, annen önüme çıktı. Öyle bazen sayfalara bakıyorum ben. Yardigar Hanım karşıma çıktı. Gitmişsiniz oraya, aslanı götürmüşsünüz. Daha yeni kırklı herhalde. Aa, evet, yeni kırklı. Annen kucağında tutuyordu. Size el sallıyordu giderken de. Baban yoktu evde. Ay bir duygulandım, dedim yani bu el sallamak, ben el sallamayacağım bir daha. Bu el sallamaklar, ne bileyim, sanki veda ediyor gibi geliyor bazen insana. Eh be, ağlatacaksın şimdi beni gene. Gerçekten hani o kadar iyi kadın bir anda, yani çocuğun kırkı daha yeni orada. Ayakta bize yemek yaptı, yedik o günü, hiç unutmuyor. Öyle. Öyle işte, Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize inşallah. Yarım saat tutuyorum ben boyayı arkadaşlar. Ondan sonra yıkıyoruz. Bir de boyanın içine böyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. O da parlaklık sağlarmış. Yetiyor sana bir tane boya. Yetiyor, çok bile geliyor. Evet. Güzel bir yedir. Normalde saçı gür olanlar iki boya anca yetiyor. Benimkine bol bol bir tane yeterli geliyor. Anneanne de şimdi seni dört gözle bekliyordur anne. Evet. Uyuyamaz da. Bugün aradım da yatıyordu. Elim ayağım tutmuyor gene diyor. Saç boyuyoruz. Bak. Böyle birazcık kaşı Tuğba. Yapacağım. Bunu da ekmişet olarak yaz. Ooo. Değil mi? Boyayınca bir saç böyle kaşınıyor. Böyle. Yanma oluyor. Böyle kaşıntı oluyor. Annem ayakkabı da almış kendine. Evet. Bayıldım. Çok güzel. Evet. Bu sefer beyaz spor ayakkabısı aldım. Sabahleyin kalktım, banyolarımı tekrardan poşurdattım, tertemiz bıraktım. Havluları değiştirdim. Ondan sonra iki makine yıkadım. Bir makine daha var, onları da yıkayayım. Hani gittiğim zaman evde hiçbir şey kalmasın, her şeyi düzenli bırakayım diyorum. Öyle tabii, gene de çıkar da Tamer de biliyor artık yıkamayı. Biliyor, çamaşır makinesini çalıştırmayı biliyor yani. Evet, maşallah. Evet, yapıyor. Sağ olsun arada Tuğba geliyor, süpürüyor falan böyle. Gene gelir. Gene geliriz. Zaten önümüzde Ramazan. Yine evet, böyle babalarımızı toplaştırırız artık bizim evde mi? Bizim evde yaparız ya. Bakarsınız artık. Benim de ne kadar kalacağım belli değil. 3 ay vize var. Hatta 5 aylık vize verdiler. 3 ay kalabilirmişim ama 5 aylık vize veriyorlar. Nasıl 3 ay oluyor bilmiyorum. Onu tamamen danışıp soracağım. O kadar uzun kalır mıyım onu da bilmiyorum. Hiç herhalde 5 ay kalacağın yok herhalde değil mi? Bilmiyorum. Artık gideyim bakayım da. İnşallah sağlıkla annem de iyileşsin. Onu İyi, da getirelim. Inşallah. Zaten annemler gelince bizim yazlık da artık bitmiş olur. Hatta yerleşmiş bile oluruz. Ben yerleşmeye yetişemiyorum artık. Fayansları da göremiyorum artık. Evet. Çünkü birkaç güne kadar fayanslar başlayacakmış herhalde. Evet evet, başlayacak. Son dokunuşları yapıyorlar. Fayansları başlayacaklar. Ondan sonra kapısı, mutfağı derken... Ben bunlara eşlik edemeyeceğim ama artık bana video atarsınız orada. Video atarız artık, vloglarımızı izlersiniz. Vloglarımı izlerim artık ben de.
Ben de oradan sizler için güzel güzel vloglar çekerim arkadaşlar. Beni takipte kalın. Bol bol videolar. İnşallah. Hani ben çok fazla gezmem. Ben Almanya'dayken bile hiç ne metroya bindim orada ne otobüse bindim. Bundan sonra da karar verdim saçlarımı en az 3 ayda bir kestirmeye. Çünkü kuaförüm dedi yani saçlarınızı dedi ne kadar sık kestirirseniz o kadar canlanır, budanmış olur saçlar. Yani ağaçlar nasıl budanıyor? Saçlarınız da dedi öyle canlanır dedi. E ben gerçekten hemen topluyorum, tepeye topluyorum. Hava almıyor onlar da. Aynen. O yüzden de belki cansız olabilir. Böyle biraz salıp kullanmayı deneyeceğim. Zaten toplamaya saç kalmadı, kısaldı saçlarım. Bitti. Hazırız efendim. Eline koluna sağlık. Allah sana da boyayanlar tutsun inşallah. İnşallah. Tamam hadi sağ ol. Nereye gidiyorsun? Eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Hadi aslanım. Hadi güle güle babaanne gidiyor bugün. Ben gideceğim eve. Sonra geri geleceğim saat 12'de. 12'de buradan çıkalım. Tamam, hadi gel. Gel. Hadi babaanneye kocaman bir saat önce gelin. Ben sizi çok özleyeceğim babaanne. Hadi öpüşelim. Gel öpüşelim hadi. Hadi ben sizi çok özleyeceğim. Babaanneye veda ediyoruz. Hadi bakalım şey gel. Diyeceğim. Babaanne uçağa binecek. Annesinin yanına gidecek. Ah evet. Benim kızım. Böyle uçağa binecek, annesinin yanına gidecek, getirecek büyük anne. Böyle değil. Uçakla uuup yapacak, el sallayacağınız bana tamam mı? Tamam mı? Hadi şimdi kocaman sarılın. Hadi sarıl babaanneme. Sarıl babaanneme. Bir tanelerim, en değerli kıymetli hazinelerim. Benim. Siparişiniz var mı Almanya'dan? Ne istiyorsun Almanya'dan ya? Yurt dışı görmüş kadın var burada. Boncuklu baby shark nasılmış? Ben şimdi bakacağım internet ona. Tamam mı? Hadi bulacağım bakalım. Sana oradan getireceğim inşallah. Hadi bakalım. Oh prensesim benim. Hadi sana da güle güle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok kendinize. Fazla geç kalma bakayım sen. 15 gün falan kalmıyor. Baba da erken gelsin. 15 gün kalıyor. Olur. İki hafta müsaade. Dur bakalım ne yapacağız. Oraya bir gidelim inşallah. İyi olsun da anlayan arkadaşlar. İnşallah onu da getirip geliriz inşallah. O da artık bir daha Almanya'ya dönmez artık. Salmayız artık. Evet geldim mi salmayız. Evet. Öyle. Yani annem. Şimdi Tuğba gidiyor. Caner 12 gibi gelecek. Beni geceliğin uçağa yetiştirecek havaalanında. Evimize geldik biz şimdi arkadaşlar. Vedalaşmak zordu. Yani annem çok uzun bir süre önce, daha çocuklar yoktu. Biz de hemen hemen yeni evli sayılırdık herhalde. O zaman bir Almanya'ya gitmişti. Vallahi ağladım, bayağı bir ağladım. Hani çaktırmamaya da çalışıyorum ama hani gözyaşlarımı tutamadım yani. Hani biz kayınvalidemle sürekli olarak beraber olduğumuz için bayağı bir birbirimize alıştık yani. Gerçekten bir anne kız gibiyiz de aynı zamanda maşallah diyelim. Yani inşallah herkes de böyle bizim gibi olsun. Kendimi övmek de istemiyorum. Hani kayınvalidem gibi bir kayınvalideniz olsun. İyi, yürekli, merhametli. Benim gibi de bir geliniz olsun diyeyim. Hani şimdi demeyin Tuğba kendini övdün diye ama yani hakikaten bunu gönülden diliyorum yani. Gelin kaynana anlaşabilmeli bence. Anlaşmalı da zaten. Yoksa ne bileyim hayat geçmez yani. Bir şekilde bir bağ olmuş oluyor aramızda ya. Evet şimdi Caner'i bekliyorum ben. Veterinerimiz aradı. Buna hazırmış. Kan tahlili yapılacaktı. Röntgeni çekilecekti. İşte ateşine falan da bir baktılar. Artık Caner geldiğinde de detaylı öğrenmiş oluruz. Hani şey diyorum yani insanlar hasta oluyor, hayvanlar da hasta oluyor yani. Bu arada ben de grip olacak gibiyim. Dün akşamdan beri böyle burunlarım bir tıkalı bir akıyor. Herhalde şey bayağı bir gözyaşı döktüm. Ondan da olabilir. Belki de bilmiyorum ama hani birazcık boğazlarımda da bir ağrı var. Yani bu şekilde. Çocuklar da eve geldikçe bir şeyler yiyorlar yine. Aslan. Ay Caner'i bekliyorum şimdi. Luna geldi. Nasıl kızım? Luna. Çok seviyorlar ya. Bilmiyorum kedimizin birçok şeyi varmış. Hayır olsun inşallah. Enfeksiyon vesaire bir sürü. Kan değerlerini falan varmış. Şimdi yorumlarda diyenler olacaktır belki de. Hani dışarıya gidiyor. Oradan mikrop mu kapıyor diye acaba ama arkadaşlar dediğim gibi insanlar da hasta oluyor, hayvanlar da hasta oluyor. Ay maşallah benim kızıma.
Yani bu şekilde. Heh. Ama Nur Hanım buradan dışarı çıkmasını engelleyemeyiz. Daha önce birkaç defa söyledim. Şuradan camı açık bırak. Nur Hanım patlar gider buradan. Yani onu hiç engelleyememiz mümkün değil yani. Mümkün olan bir şey değil o. Sürekli bir odada kapalı tutmamız gerekiyor. Dışarı çıkmaması yani için. Olmaz. O da olmaz. Yani Luna özgürce burada geziyor ve bahçe katında oturduğumuz için de arkadaşlar. Bu mümkün gözükmüyor. Arkadaşlar saatlerimiz 11.30 oldu. Gece oldu artık. Caner annemizi bırakmaya gidiyor. Ay, hayırlı yolculukları olsun inşallah. Ben gidemiyorum. Vedalaştık zaten. Ay böyle vedalaştık da diyor ama sağ salim anneannemizi de alıp gelsin inşallah. Çocuklar uyuduğu için ben evdeyim. Arkadaşlar. Böyle havaalanına bırakacak. Gelecek Caner de. Görüşürüz bakalım. Hadi hayırlı yolculuklar olsun. Anam ne mavi duruyorsun Caner böyle ledlerden mavi mavi. Bu arada benim gribim de biraz daha ilerledi arkadaşlar. Sürekli hapşır 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 böyle bir boğaz ağrısı, anlam veremedim. Caner'de hiçbir şey yok, bende var. Böyle bir de çocukların burun akıntıları var. İnşallah biz de bir an önce toparlanırız bakalım. Caner de gitti. Artık size de bir şeyler çekmiş olur havaalanında yolcu ederken Caner de. Böyle. Bakalım. Allah'a emanet. Hadi. Geldik havaalanına bu arada. Size dikkat edin çocuklarıma dikkat et. Saatlerimiz 12.30. Uçağım 2.30'da bu arada. Ama önden alıyorlar. En azından bir saat önden alıyorlar. Şimdi Caner'le birlikte bavullarımızı verelim. Ben çekine götürüyorum seni. Bu da benim el bagajım. Vallahi bu 20 kiloyu geçerse içinden çıkartacağım birazını, vereceğim bana. Normalde 30 kilo diyorlardı. Bizim düşürmüşler. 20 kilo düştü. Ona hadi göre gidelim, gel bakalım. Hadi bakalım gidelim. Hadi bakalım iyi yolculuklar. Çekinle yapıldı. Gel bir öpeyim seni. Sarıldık, öpüştük. Allah'a emanet olun oğlum. Çocuklarıma güzel bakın. Her gün bana fotoğraflarını atın onun, tamam? Tamam. Hadi sağ ol, Allah razı olsun. Hadi görüşürüz bakalım. Hani baba bekliyor, bekletme. Tamam. Kalabalık çünkü yollar. İkinci günden yeniden merhaba arkadaşlar. Günaydın. Ben şimdi çocuklarla, Caner'le beraber doktora gidiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz benim kulaklarımda bir problem var. Zaman zaman sol kulağım, zaman zaman sağ kulağımda bayağı bir duyma kaybı yaşıyorum. Ve bu sebepten de kulağımı temizletmem gerekiyor ara ara. Aslında çok da fazla olmadı ben doktora gideli ama yine aynı sorunla karşılaştık ve günlerdir şu sağ kulağım hiç duymuyor. O kadar rahatsızım ki şu sol kulağımın üstüne yattığım zaman beni unutun, hiçbir şey duymuyorum. O yüzden şimdi doktora gidiyoruz. Bu arada annem de Almanya'ya varmış. Sabah bizi aradı, sağ salim Almanya'ya varmış ve annesine de kavuşmuş. O kadar mutlu oldum ki beraber kahvaltı yapıyoruz dedi. Çok sevindim yani. Almanya'ya varmasına da. Orada da inşallah güzel güzel vakitler geçirirler anne kız. Sonrasında da artık Türkiye'ye ikisi beraber dönerler diyoruz ve biz de bir yola koyulalım artık. Çünkü randevu saatime az kaldı. Arkadaşlar kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum diyebilirim. Çünkü kulaklarım açıldı. Çok şükür ya, bu 3-4 gündür hiçbir şey duymuyordum. Kulaklarımda bayağı bir yine kir birikmiş. Bu artık bende kronikleşti arkadaşlar. Alsancak'a geldik. Hava çok sıcaktı. Dedik ki çocuklar şöyle deniz kıyısında çimlerde sere serpe oyun oynasınlar dedik. Evet şimdi arabayı da park ettik. Alsancak'a doğru biraz yürüyeceğiz bakalım. Bizim alışveriş var, meyve sebze alışverişi yapacağız. Meyve sebze alışverişi alacak de mı yapacağız? Bugün yaparız, hallederiz, sen merak etme. Endişelenmedikten sonra her şey yolunda yürüyor, merak etme. Caner diyor onları yapacaktık, daha yaparız. Şimdi ilk önce bir yemek de yiyelim. Şimdi sana yardım edeyim. Şöyle ikisiyle bir arada olunca böyle bayağı bir zor oluyor. Ne oldu? Acıktınız değil mi? Hadi bakalım geldi. Bunlar çocuklara. Hadi bakalım. Onlar tavuk seviyor. Tamam al patatesini, tamam. Arkamdan baba baba baba. Hiç susmuyor. Bat. Ketçap. Ketçap. Artık aynı sofrada oturuyoruz. Ek gıdalar bitti, çocuklar büyüdü değil mi? Aklıma gelmezdi böyle. Böyle bak. Aynı masada aynı yemekleri yiyeceğimiz. Evet o günlerde geliyor. Değil mi? Biz sahile geldik şimdi. Bu ne böyle bu kadar kalabalık? Çok uzun süredir bu kadar kalabalık görmemiştim ki, gelmiyorduk da bu taraflara zaten. Eskiden daha da bir böyle yoğun olurdu. Aslan! Bu kimin anne?
Bak aslan ya, bu kadar yer var, kocaman alan. Aslan gidiyor gidiyor, bak deniz kenarına gidecek. Bak. Korkuluk da yok. Öyle özlemişim ki burada oturup vakit geçirmeyi. Şöyle bir oturayım dedim. Caner de çocukları götürdü. Tam şuradalar, denize bakıtıyor. Yani gençken mi diyeyim artık? Yani 17-18'li yaşlarda hep bizim vaktimiz buralarda geçti. Arkadaşlarımızla görüşürdük burada, otururduk, sohbet ederdik. Yani çimlerde oturmak çok güzel, çok keyifli. Bir de tam karşınızda da deniz var, düşünün. Yani o günler geldi aklıma. Caner'le de çok sık gelirdik biz buraya. Vakit geçirdik, her hafta sonu beraber burada otururduk yani. Şimdi çocuklarımızla geliyoruz. Hatta çocuklar olmadan önce biz hep şey derdik. Ya derdik, hani sandalyelerimizi alıp işte burada içeceğimizi, çiğdemimizi yiyip acaba çocuklarımız da burada oyun oynarken, koştururken görebilecek miyiz derdik. Yani o hayal gerçek oldu. Şimdi çocuklar burada oynuyor, koşturuyor ve biz oturuyoruz diyeceğim ama canlar oturamıyor. Yani bizimkiler durmuyor yerinde. İlle gidecekler. Şimdi gelirler onlar da. Beraber burada otururuz böyle. Ay vallahi. İçim bir huzur doldu, inanın. Annem gitti, çok üzgünüm. Ama buraya gelince en azından biraz daha böyle motive oldum. Yani iyi hissettim diyeyim. Hava da zaten 30 derece falan herhalde bugün. Bayağı bir güzel. Hiç ceket falan biz giymedik. Direkt böyle gömlekle çıktım dışarı. Yani böyle arkadaşlar. Hayalini kurarken bak nasıl da gerçek oldu Caner. Aynen, biz gençken hep buralara gelirdik. Hayalini kurardık. Çocuklarımız da ileride buraya geleceğiz mi diye. Bak oturuyoruz minik fare kucağında. Bu minik fare uslu da şu çok yaramaz. Denize atlayacakmış. Denize atlayacak ya, bildiğin. Bıraksak denize atlayacak. Gidiyor değil mi? Mira çok uslu. Denize sakın atlama aslan diyor. Ya, sakın atlama aslan. Ağırlık yapıyor. Aynen, aslında bu... çok yaş farkı yok. 1,5 yaş var ama. Kız çocuğuyla erkek çocuğu farkı yani. Mira ile beraber takı tokacıya karşılıklı atışma var Caner. Ne diyorsunuz? Nece konuşuyor musunuz çocuğum? Burası ambar bu arada. Şimdi giyim mağazasına geldim. Evdeki beyaz tişörtlerim bayağı bir kötü olmuşlardı. Buradaki fiyatlar genel olarak iyi oluyor. O yüzden bunu alacağım. Bu da 120 lira böyle. Kendime uzun zaman sonra bir alışveriş yaptım arkadaşlar. Güzel ürünler aldım böyle. Eve geçince de gösteririm size. Şimdi gidiyoruz meyve sebze alışverişimizi de tamamlamaya. Haydi bakalım. Ben alışveriş yaparım Caner, istersen sen beklersin çocuklarla. İndirmeyelim. İkisi bir arada zor oluyor. Market alışverişine geldik şimdi. Şimdi hızlı bir şekilde yine alacaklarımızı alayım. Ya ben şundan hiç yapmadım ya. Bu çok tatlı bir şey gibi duruyor. Lahana herhalde bu. Neyse, meyve alalım ilk önce. Ispanak bayağıca bir alacağım. Çünkü ustalara da börek yapıp götürmek istiyorum. Bu hafta gideceğiz biz. 1,5 haftaya yaklaşıktır. Yazlığa gidemiyoruz. Ya 1,5 hafta olmuştur artık. Bunların da dalları biraz kalın ama alayım şöyle bir bayağı bir. Pırasa da alayım. Ne kadarmış? 30 lira. Ben yemeklere böyle soğan yerine pırasa da koyuyorum. Çok lezzetli oluyor. O yüzden böyle bakın. Sanki taze soğanmış gibi böyle incelerinden alayım. Yeter bu kadar. Bir tane daha alalım. Meyvelerin güzelliği. Hepsi diyor ki beni al. Geçenler aldım. Buradan mıydı? Migros'tan mıydı? Çok güzel çıktı. Bir de benim çocuklar şöyle Amasya elmasını çok seviyorlar. Minik ya böyle. Hemen alıyorlar vallahi böyle. Yiyorlar, bitiriyorlar. Geçen aldım daha yeni. Bitiverdi maşallah. Aman aman yesinler. Burada var böyle bir sürü armut, ayva. Hepsi var. Ama en sevdikleri mandalina, çilek. Çilek aldım yine biraz. Elma, üzüm. Bunlara bayılıyorlar. Elmayı da aldım. Bir de Mira, Aslan, biber çok severler. Biz de öyle, kahvaltılarda güzel oluyor. Şu tatlıdan alacağım. Geçen acı çıkmış. Miralin de bana kızıyor. Diyor ki anne diyor niye bana acı biber verdin diyor. Aslında tatlı diye aldım, acı çıktı. İnşallah bunlar doğrudur, tatlıdırlar. Bayağıdır dolma biber yapmıyordum. Dolma biberimizi de alalım. Şunlar güzel. Minikler hele o kadar lezzetli oluyorlar ki. Caner çocuklarla arabada. Ben dedim gideyim yapayım. Çünkü ikisini bir indirince zor oluyor. Durmuyor çocuklar artık. Hani sıkılmaya da başladılar. Bayağıdır dışarıdayız. Soğan yokmuş evde. Aklıma geldi. Bak şu soğanlar ne güzel. Minik minik. Bak,
Burada da alışveriş yapmak bayağı keyifli oluyor yani. Hepsi bir yerde olduğu için sarımsak alacağım. Şöyle ayırayım. Eve geldik arkadaşlar. Hemen bir çamaşırları makineye atayım dedim. Yine bir sürü yıkanacaklar çıktı bana. Onları hallettim. Çocuklar da duştayken ben de kendime neler aldım onları göstereyim. Ben genelde böyle eşofman giyerim biliyorsunuz. Dışarıda gelecek de olsak hep eşofmanla çıkarım. Yani ilk defa böyle bir şeyler aldım. Bakalım ama denedim. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Şöyle bir takım yaptım kendime. Lacivert. Şu pantolonlar da meşhurdur. Öyle de güzel durdu ki böyle kumaş pantolon ama çok fazla rahat. Böyle bunun üstüne de bir ceket aldım dedim ki takım yapayım. Yanlışlıkla yüksek bel olduğu için güzel oldu bayağı bir. Üstüne de şu hırkayı aldım. Çok güzel yani birbirine uyumlu oldu. Bir de o pantolonu hani rahat bulmuşken dedim ki bir tane daha alayım. Çünkü artık yani kilo almaya başladım. Böyle videolarda görüyorum gıdım. Zaten kamera daha çok kilolu gösteriyor. Şu gıdım çıkıveriyor. Ay bir moralim bozuluyor, bir moralim bozuluyor. Anlatamam size. O yüzden evdeki pantolonlarımın çoğu olmamaya başladı. Yani birkaç tanesi var oluyor. Bir de hep eşofmanla gezdiğim için dedim ki rahat bulmuşken bu pantolonun siyahından da alayım ama bunun üzerine bu çizgili ceketin siyah beyaz yoktu. O yüzden artık almadım. Bir de böyle bir hırka aldım. Bebe mavisi. Çok hoşuma gitti. Böyle. Sonra böyle eskitme gri tonu. Güzel oldu bu da. Rahat oldu. Böyle bir pantolon aldım. Sonra bir tane de olmazsa olmaz artık. Yani ben hep böyle beyaz tişört giyerim genellikle yazın. Böyle aldım. Evet benim alışverişim böyleydi arkadaşlar. Ben şimdi koştur koştur işlerimi halletmeye bakayım. Bir yandan da çocukları da artık duştan çıkartmam gerekiyor. Annemle konuştuk yine tekrardan. Ya sürekli olarak da görüntülü konuşuyoruz. O da uyumuş dinlenmiş işte. Bayağı bir keyiflilerdi. Yemek yapmışlar, otlarını kavurmuşlar. Üstüne de diyor bir güzel yumurta kırdık diyor. Yani anneannem ama yemek yemiyormuş, ota bayılmış. Evet değil mi? Orada yokmuş yani o yüzden. Bayılmış ota. Yani yıllar oldu biz. Düğünümüzde en son anneanne buraya gelmişti değil mi? Yani o zaman gördüm. 7 sene önce buradaydı. Evet yani bayağıdır gelmediği için. Yani bu şekilde artık veda da edeyim size. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.